Merhaba Soner. Merhaba Gökhan. Nasılsın? İyiyim, sağ ol. Sen nasılsın? Ben deyim. Bugün sana bir sorum olacak. Gönder yaz. Dar alanda portre çekmek için nelere ihtiyacım olacak? İlk olarak bir paraflaşa ihtiyacımız olacak. Ben bir paraflaşta eğer dar alanda portre fotoğrafları çekeceksem softboxlar çok fazla yer kaplayacağı için ebatına göre bu hani dar alanın görecesine göre değişir. Çok yer kaplayacağı için ben bir beauty dish tercih ederim muhtemelen. Bu hem portre fotoğraflarında benim istediğim etkiyi verecektir hem de dar bir alanda çok fazla yer kaplamayacaktır. Bana hareket imkanı ve modele hareket imkanı sağlayacaktır. Bu anlamda paraflaş ve beauty dish'i tercih ederim. Bizim dar bir alanda fotoğraf çekerken en çok karşılaştığımız sıkıntılardan bir tanesi bir taraftan modele patlayan ışığın karşı taraftan sekip tekrar modelin yüzüne diğer taraftan gelmesidir. Bunu istemeyeceğimiz için en çok tercih edeceğim ekipmanlardan bir tanesi de büyük boyda bir reflektör olacaktır. Yani modeli göğüs hizasından, bel hizasından ya da boydan bir fotoğraf çekerken ışığın diğer taraftan yansımaması için bir reflektör alırım ki patlayan ışık diğer taraftan yansımaması için. Ya da tam tersi biraz daha aydınlık bir fotoğraf istiyorsam, diğer tarafından da bir ışık etkisi istiyorsam o zaman da reflektörümüzün gümüş ya da altın olan tarafını modele doğru çevirip bir taraftan patlayan ışığımızı diğer taraftan tekrar modele yansıtabiliriz. Bu yine böyle dar alanlarda bizim en çok tercih ettiğimiz ışık şekillendiricilerinden yani ışık yönetme yöntemlerinden bir tanesi. Peki bu ekipmanları nasıl konumlandırırım? Genelde ben portre fotoğraflarında biraz kontrastın olduğu fotoğrafları daha çok seviyorum. Yani aydınlığın ve karanlığın daha çok olduğu, gölgelerin daha çok olduğu portre fotoğraflarını çok seviyorum. O yüzden ben genelde ya 90 derece ya da 45 derece açıdan bir beauty dish'le modelimi aydınlatıp yine bunun tam karşısına gelecek şekilde bir reflektörün gümüş, altın ya da siyah olan tarafını o an fotoğrafta istediğim etkisine göre reflektörümün hangi rengini istiyorsam onu konumlandırıyorum. Bu sayede de ister gelen ışığı arkadaki reflektörden yansıtıyorum ya da gelen ışığı arkadaki reflektörün siyah tarafı sayesinde geriye yansımasının önüne geçiyorum. Bu da bana daha kontrastlı fotoğraflar veriyor. Şimdi çekim yaptığım alan dar. Ben sonuçta buraya softbox kuramayacağım. O zaman ne kullanmalıyım? Dar bir alanda portre fotoğrafları eğer çekeceksen ve paraflaş kurmak istemiyorsan LC500, LC500R ya da TL60 gibi ve şimdi yeni gelen TL30 gibi ışık çubuklarını ya da bizim de tabirimizde ışık ışığını da yine kullanabilirsin. Bunlar sana farklı renk efektleriyle, renk etkileriyle farklı ışıklar sunacaktır, farklı etkiler sunacaktır. Bunları da yine portre çekimlerinde çok sıklıkla kullanabilirsin. Özellikle yerin darsa LC500 ve LC500R'daki Barndor sayesinde de yine ışığının dağılımını, yayılımını biraz daha kontrol altına alıp istediğin etkide portre fotoğrafları çekebilirsin. Yine farklı renk tonlarıyla, farklı renk oyunlarıyla portre fotoğrafları da fotoğrafların izlenilebilirliğini gayet bence arttırıyor. Bizim de portre fotoğraflarında tercih ettiğimiz ışıklardan, böyle ışık şekillerinden bence bir tanesi. Peki bana yardımcı olduğun için sana çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bir sonraki sorumda görüşmek üzere. Görüşmek üzere.